Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ısının iletilmesi yöntemini inceleyeceğiz. Birinci yöntemimizin adı iletim yöntemidir. İletim yöntemi katılarda ısının iletilmesi yöntemidir. Hani konunun adını ben koymuş olsam konunun adına iletim koymam. Hani sonuçta ısının iletilmesi yöntemini inceliyoruz. O da ayrı bir mevzu. İletim yöntemi katılarda şöyledir. Katı molekülleri sürekli titreşim halindedir. Biz bunu gözümüzle algılayamasak bile sürekli titreşim halindedir. Bu taraftan ısıyı verdiğimiz zaman şu şöyle bir katıya moleküller daha çok titreşir. Kinetik enerjisi artar. Sonuçta daha çok titreşen yanındakine çarpar onu da titreştirir. O da yanındakine çarpar onu da titreştirir. Yani moleküllerin böyle daha çok titreşerek ısıyı iletmesi yöntemine iletim yöntemi denilir. İletim yöntemi sadece katılarda ısıyı iletir. Öyle değil mi Gaye'cim? Şuradan ısıyı verdiğimizde moleküller böyle titreşe titreşe böyle ısıyı bu tarafa doğru iletiyor. Diyelim ki şu A, B, C noktalarına mum yerleştirmiş olalım. Önce hangi mum erir ısıyı buradan verdiğimde Sefa? Bence A. Bence de A önce erir. Sonra B, en sonunda C erir. Şöyle bir örnekle sorumuzu pekiştirelim, konumuzu pekiştirelim. X'in metallerin uçlarına AB mumları eklenilmiştir. Gördüğünüz gibi X var, Y var. Y'nin boyu daha uzun. Uçlarına A mumu ve B mumu eklenilmiş. X ve Y'nin iletkenlikleriyle ilgili. B önce eriyorsa o zaman Y mi ısıyı daha hızlı iletiyor, X mi ısıyı daha hızlı iletiyor? Y daha hızlı. Bence de şuraya Y yazalım şöyle. Y'nin iletkenliği fazladır. Peki A ve B aynı anda eriyorsa, X ve Y var, A ve B aynı anda eriyor. Bu ne demek? Y yine de boyu uzun olduğu için ısıyı daha hızlı iletmiş. Y'nin iletkenliği fazladır. Peki A önce eriyorsa o zaman ne olacak? O zaman hani A önce eriyorsa kesin bir şey diyemeyiz. Niye? A ısıyı, X ısıyı buraya kadar ilettiğinde B daha erimemiş. Ama Y'nin ilettiği burada mı? Burada mı yoksa burada mı bilemeyiz. Her durumda da B daha erimedi. O yüzden X'in iletkenliği Y'den büyük olabilir. Y'nin iletkenliği X'ten büyük olabilir. İletkenlikleri eşit de olur bilemeyiz. Var mı buraya kadar bir problem? Peki. Bir başka iletimle ilgili sorumuz. X, Y, X, Z, Y, Z çubukları şekildeki gibi hepsinin boyları eşit. Şekildeki eşit boydaki X, Y, Z çubuklarından yapılmış çubuklara şuradan gördüğünüz gibi ısı veriliyor. Önce A, sonra B, sonra da C eridiğine göre buralarda A, B, C mumları var. Önce A eriyormuş, sonra B eriyormuş, sonra C eriyormuş. X, Y, Z'nin ısı iletkenlikleri arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaş bakıyorum X burada da var, burada da var. Niye A, B'den önce eriyor? Y mi hızlı iletmiş, Z mi? Y. Y daha hızlı iletmiş Z'ye göre. Peki B ve C'yi karşılaştırdığımızda soru demiş. B, C'den daha önce eriyor demiş. Halbuki burada da Z'ler aynı. Neden B daha önce eriyor C'den? Hangisi daha hızlı iletmiş Gaye? B önce eridiğine göre X, Y'den daha hızlı iletmiş. Şimdi iletim yöntemi budur. Diğer yöntemimizin adı konveksiyon. Diğer adıyla aslında önce Türkçesini yazmakta fayda var. Dil alışkanlığı olmuş. Taşıma. Bu sıvı ve gazlarda olur. Hemen onu da yazalım. Sıvı ve gazlarda olur. Konveksiyon yöntemi yani taşıma yöntemi şudur. Hemen öncelikle şunun üzerinden anlatayım. Şurada gaz molekülleri var. İşte şurada bir tane soba var. Sobaya ateşi verdik böyle. Hava soğuk falan böyle kış ayı. Sobaya ateşi verdik. Tamam mı? Ortam ısınıyor. Moleküller sonuçta sobaya çarpar. Molekül sobaya çarpınca soba sıcak ya ısıyı alır. Isıyı alan molekül genleşir. Genleşmesi demek öz kütleyi azaltması demektir. Öz kütlesi azalan yukarı doğru çıkar. Diyelim ki soğuk yere çarptı, tavana çarptı. Isıyı verir oraya. Isıyı verince kendisi büzülür, küçülür. Öz kütlesi büyür, aşağı doğru iner. Yine sobaya çarpar, ısıyı alınca genleşir, öz kütlesi küçülür, yukarı doğru çıkar. Öz kütlesi küçülen yukarıya doğru çıkar. Tamam mı? Soğuk bir yere çarpar, böyle enerjisini verir. Diyelim ki burada da Gaye var böyle incecik böyle kızımız bizim. Molekül geldi sobaya çarptı, Gaye'ye çarptı. Sobaya geldi, tavana çarptı. Sobaya geldi, başka bir tarafa doğru çarptı. Sonuçta ısıyı taşır. Molekül ısıyı taşır. İşte bu şekilde ısının taşınma yöntemine biz konveksiyon yöntemi deriz.
Peki aynı zamanda sıvılarda da gözlenir bu. Buradaki alttan böyle ateşi verdiğimiz zaman molekül öz kütlesi küçüleceği için yukarıya doğru çıkar. Yukarıya doğru şöyle bir sıvı akışı olur. Ondan sonra yine yukarı doğru çıkar. Alttakiler ısındıkça yukarıya doğru çıkar. Sıcak olan böyle bu tarafta beklemiş olur. Öz kütlesi ondan sonra azalır. Bir başka ise kalorifer kazanıdır. Kalorifer kazanında şurada su var. Ateşi verince şuradan, ateşi verince öz kütlesi küçülen su yukarıya doğru çıkar. Belli bir zaman sonra sıcak su burada birikir. Dolayısıyla sıcak su borusunu küçük yaparlar, aşağıya pek sallandırmazlar. Vanayı açınca da sıcak su buradan çıkar. Soğuk su ise böyle aşağı doğru gelir. Isınan su yukarı çıkar, sıcak su burada birikir. Ondan sonra tekrar böyle devir dayım yapılır. Hocam buradan su olarak çıkmıyor değil mi? Su olarak çıkıyor. Ama tabii yani değişik düzeneklerde buhar haline getirenler de vardır ama burada enteresan olan nokta şu. Merkezi ısıtmalarda kalorifer kazanlarında sıcak su borusu bak yukarıda. Çünkü ısınan molekül yukarı doğru çıkar. Sıcak su burada birikir. Hatta şöyle çok enteresandır. Böyle işte diyelim ki buradan suya ısıyı verdik. Şu A noktasına bir termometre koy, B noktasına koy, C noktasına koy. Hangi termometre daha sıcağı gösterir diye sorduğunda insanın C diyesi geliyor. Ama ısınan molekül yukarı çıkacağı için A noktasındaki termometrenin gösterdiği değer daha fazladır. Gelin üçüncü ısının iletilmesi yöntemine. Işıma. Işıma bir kere şunu bileceğiz. Her madde ışıma yapar. Gaye, şu an sen ışıma yapıyor musun? Yapıyorum. Evet. Hatta insan vücudu, vücut sıcaklığı kızılötesi ışığa denk gelen bir ışıma yapar. Şöyle bir deney yapmışlar. Boşluklu ortamın etrafını aynayla izole etmişler. X ve Y var. Mesela hangisi sıcak olsun? X'in sıcaklığı Y'den başlangıçta büyük olsun. Boşluk ama ne katı var, yani iletim yöntemiyle ısı alışverişi olur. Ne de sıvı var, gaz var, böyle maddeyi taşır. Belli bir zaman sonra X'in son sıcaklığı ile Y'nin son sıcaklığı birbirine eşit olmuş. Alalım. İletim yöntemi yok. Konveksiyon yöntemi de yok. Isı nasıl geçti X'ten Y'ye? Işıma yöntemiyle geçti. O da şöyledir. X'in sıcaklığından dolayı bir ışıma olur. Y'nin sıcaklığından dolayı da bir ışıma olur. X daha sıcak olduğu için daha çok ışıma yapar. Dolayısıyla belli bir zaman sonra sıcaklıklarının eşitlendiği gözlenmiş. Mesela güneşten dünyaya, sonuçta uzay boşluk olduğu için tek gelme, ısının gelme yöntemi ışımadır. Var mı buraya kadar bir soru? O zaman ben sorayım. Sefa. Buyurun hocam. -50 derecedeki buz ışıma yapar mı? Bence yapar. Bence de yapar. Her madde ışıma yapar. İlerleyen zamanda fotoelektrik diye bir konu var. Orada kara cisim ışıması diye göreceksiniz. Her madde ışıma yapar. Peki, bir maddeyi ısıtırsak, şöyle bir madde var. Bir maddeyi ısıtırsak ışıma yapmaya başlar. Hatta böyle demiri ısıttığımızı düşünün. Örneğin şu demir olsun, demiri ısıttığımızı düşünün. Önce böyle ısı dalgalarını hafif hafif görürsün böyle. Belli bir zaman sonra demir, kızgın demir kızarır. Kızılımsı bir ışık yayar. Demiri daha da çok ısıttığında ve sarımtırak falan böyle ışık yayıyormuş. Demir çelik fabrikalarında falan böyle beyazımsı falan bile ışık yayıyormuş. Ondan sonra kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor sıralamasına göre yapalım. Kırmızı ışıklar arasında enerjisi en az olandır. Mor bu renkler arasında enerjisi en fazla olandır. Dolayısıyla maddeyi ısıttığımızda diyelim ki ilk kırmızımsı, kızılımsı ışık yayar. Sonra sırasıyla turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ışık yayar. Termal kameraların çalışma prensibi özünde şudur. İnsan vücudunun sıcaklığı kaçtı? Hay Allah, 37,5 muydu? 36,5 santigrat derecenin yaydığı bir elektromanyetik dalga vardır. Yani ışıma vardır. Termal kameranın tek özelliği ya da gece görüş dürbününün tek özelliği bu 36,5 derecelik sıcaklığın yaydığı dalgayı algılamaktır. Yani termal kamera dediğin şey ne? O elektromanyetik dalgada denilir ya ışımaya. 36,5 santigrat derecenin yaydığı dalgayı algılamak. Tabii normalde göremeyiz biz bunu. Termal kamera ne yapıyor? O kızılötesi ışıktır hatta.
Kızılık desi ışığı hani böyle filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Hani kırmızımsı böyle hani gözüküyor ya. O tarz bir gördüğümüz renge dönüştüren bir dönüştürücüdür özünde termal kamera. Buyur ya. Peki hocam sadece 36 dereceyi mi görüyor? 36.5. Çünkü insanı görmektir ya termal kameradaki amaç ya da gece görüş türbünde. Daha çok savunma sanayinde kullanılıyor ya da işte güvenlik amaçlı falan kullanılıyor. Güvenliği de tehdit eden nedir genel olarak? İnsandır. Dolayısıyla insan hani böyle şey yapıyor. Hatta bir CIA filminde falan da izlemiştim böyle. Bir CIA ajanını yakalamaya çalışan bir başka CIA ajanları var. Geceliğin oluyor operasyon. İçerideki evin içindeki CIA ajanı şey yapıyor. Evin içinde yangın çıkartıyor. Niye? Çünkü dışarıdan termal kamerayla baktıklarında, gece görüş türbünüyle baktıklarında sonuçta kızılötesi ışıklar duvardan falan geçiyor. Dışarıdan bir termal kamerayla baktığında evin içindekini görürsün. Dolayısıyla adam da evin içinde yangın çıkartıyor ki her taraf sıcak olsun da algılayamasın termal kamera. Evin hangi odasında olduğunu algılayamasın diye öyle bir film vardı. Arada onu da böyle çıtlatmış olalım. Şu ana kadar ısının yetilmesini inceledik. Bir de ısının yalıtılması vardır. Şimdi yalıtkanlıkla ilgili mesela tahta en çok bildiğimiz yalıtkan maddelerden birisidir. Onun dışında elyaf yine yalıtkan maddelerden birisidir. Onun dışında mesela plastik yine yalıtkan, strofor, köpük falan hani kullanıyorlar ya yalıtkanlık için. Yine onlar yalıtkan malzemelerden biridir. Onun dışında yine karşımıza gelecek bir başka soru tipi şudur. Diyelim ki böyle sefa, üniversiteyi kazandın. Tamam mı? İnşallah. Ondan sonra diyelim ki nereye kazandın? Ankara ya da İstanbul diyelim böyle. İnşallah. Soğuk bir havada seni bekletiyorlar sefa. Bu bir bank sefa. Biri tahtadan yapılmış, biri de demirden yapılmış. Hangisine oturursun sefa? Tahtaya oturmuş. Tahtaya oturursun sefa. Peki neden? Sebebi şudur. Diyelim ki bu sefanın malum yeri. Oturduğu zaman oturur oturmaz bu soğukluğu hissedersin sefa. Ama kısa bir zaman sonra o soğukluğu hissetmezsin. Çünkü senin böyle malum yerinle orası denge sıcaklığına ulaşmıştır. Senin böyle o malum yerinden tamam mı? Isı geçmiştir. Ondan sonra tabii yalıtkan olduğu için tahta burası denge sıcaklığına ulaşmıştır. Dolayısıyla senin poponundan tahtaya ısı geçmez artık. Ama demire oturursan o zaman sürekli ısı geçişi olur. Demir iletken olduğu için ısıyı her tarafa iletir. Sürekli ısı geçişi olur. Dolayısıyla sen sürekli malum yerinden ısı kaybedeceğin için üşütürsün. O yüzden tahtaya otur derler. Mesela diyelim ki üniversite sınavında buna benzer bir soru çıkmıştı. Saunanın içerisi 70 derece olsun. İçerisinde tahtalar var diyelim. Böyle çivi de vardır mesela. Böyle şey tahtayı çakmak için çivi de kullanılıyor. Ya da işte saunanın içinde kapının kolunun metal kısmı var. Önemli olan metal bir kısım. Saunanın içerisi 70 derecede dengede. Peki çivinin sıcaklığı büyüktür, tahtanın sıcaklığı büyüktür, eşit midir desem? Çivinin sıcaklığı daha büyüktür diyorsun. Sen ne diyorsun? Eşit olması lazım ama. Eşittir. İkisi de denge sıcaklığında ya. Çivi de 70 derecedir, tahta da 70 derecedir. Bu böyledir. İkisi de denge sıcaklığında sıcaklıkları eşittir. Ama parmağımızla dokunduğumuzda, çiviye dokunduğunda sıcakken daha sıcak hissedersin. Tahtada kısa bir zaman sonra normal hissedersin. Tamam, çiviyi daha sıcak hissedersin. Neden? Çividen sana ısı sürekli geçiyor. Demirden yapıldığı için ısıyı iletiyor. Hissettiğin sıcaklık farklı olabilir. Ama ortamın sıcaklığında kesinlikle hepsinin sıcaklığı aynıdır. Peki şöyle bir şey doğru olur mu Sefa? Tahtanın ısısı çivinin ısısından büyüktür desem. Şu an. Hocam bilebilir miyiz? Öyle bir şey yok. Şu an daha tahta dışarı enerji vermedi ki. Isı enerji değişimidir. Aynen. Dışarıya bir enerji vermesi olmadığı için tahta da enerji vermedi, çivi de enerji vermediği için ikisinin de ısısı yoktur. Ama iç enerjileri tabii ki yani farklıdır. O ayrı bir mevzu. Peki, yalıtkanlıkla ilgili Seda, diyelim ki pima pence olmak istedin. Hani şöyle çift cam yapıyorlar ya, şöyle şurası cam kısım, şurası da cam kısım. Hava yine soğuk, dışarısı soğuk. İçerisi sıcak böyle.
Şu iki camın arasına şuraya hava mı koymak gerekir yoksa boşluk mu yapmak gerekir? Bence boşluk. Sence boşluk, sence de boşluk, bence de boşluk. Neden? Çünkü burası boşluk olacak ki sıcak taraftan soğuk tarafa ısıyı taşıyan bir molekül olmasın. Eğer madde koyarsan, gaz koyarsan, gaz buraya çarpar ısınır, buraya çarpar soğur. Isınır soğur, ısıyı alır buraya verir, alır buraya verir, alır buraya verir. Sonuç olarak ısıyı sürekli taşıyacağı için iyi yalıtkanlık olmamış olur. Burası boşluk olmalıdır yalıtkanlıkta. Var mı buraya kadar bir problem? Mesela şey vardır, soğuk havalarda hindiler, tavuklar böyle şey yapar, tüylerini kanatırlar. Hiç gördünüz mü hiç? Ben bizim köyde vardı, gördüm. Hakikaten soğuk havada böyle kabarıyorlar. Neden? Çünkü tüylerinin arasına hava molekülü de alır. Vücut ısısıyla, o hava molekülü, vücut böyle sıcaklığıyla, vücudun iç enerjisiyle hava molekülleri de ısınır. Tavuğun, hindinin etrafında sıcak bir katman olmuş olur. Yani hindilerin ya da tavukların böyle tüylerini kabartmasının sebebi daha iyi yalıtkanlık sağlamak istemesidir. Diyelim ki soğuk bir havada iki tane ince battaniye var KK, bir tane de kalın battaniye var 2K. Hangisini kullanmak daha iyi olur? Bence 2K kullanmak daha iyi olur. Değil mi? Kalın olsun, üstüm ağırlığı basın değil. Bunu kullanmak daha mantıklı. Neden biliyor musun? Çünkü şu battaniye, bu battaniye yalıtkan. Arada şu hava molekülleri de yalıtkanlık sağlar. Hava bu arada aslında iyi bir yalıtkandır. Hava iyi bir yalıtkandır. O yüzden mesela şey yaparlar, ısı yalıtım malzemelerinin içine, hani köpüklerin içine hava olur. Mesela yutong ya da işte ne o köpüklü ya da gazlı beton diyorlar. Mesela duvarları gazlı betonla yaptığında, yani betonun arasında hava kabarcık kalınca dışarıyla içeri arasında daha iyi bir yalıtkanlık sağlamış oluyor. Şurada KK, ikisi zaten şunun yaptığını yapıyor. Arada bir de şöyle hava tabakası kalıyor, o da bir yalıtkanlık sağlıyor. O yüzden şu daha iyi bir yalıtkandır. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Buharlaşma ile ilgili ısı sıcaklık konusunda sorular gelir. Mesela diyelim ki elimize kolonya döktük. Kolonya dökünce bir serinlik hissederiz. Neden? Çünkü elimize döktüğümüz kolonya buharlaşırken tabii ki havadan da ısı alır da elimizden de ısı alır. Elimizden de ısı aldığı için bir serinleme hissi ediniriz. Diyelim ki hani burası Fethiye, işte Ölüdeniz'e gittin, böyle denizden çıkarken böyle üşürsün hafif. Yazın bile olsa illa denizden çıkınca bir serinlik olur. Neden? Vücudumuzdaki su molekülleri böyle biz çıkınca hani buharlaşır. Buharlaşırken havadan da illa ısı alır da bizim vücudumuzdan da alır. O yüzden serinlik hissi hissederiz. Yani denizden çıkınca diyelim üşümemizin sebebi buharlaşmadır. Eskiden böyle hani bu buzdolapları şunları bunları falan yokken insanlar tarlaya gittiklerinde testinin etrafına ıslak tülbent sererlermiş. Neden? Çünkü tülbentteki su buharlaşırken testiden de ısı alır, testi biraz daha soğuk kalır. Ya da işte böyle şey, buna inanmıyorum ama denemek lazım. Hakikaten denemek lazım. Şey böyle, diyelim ki böyle denize gidiyorsun, yoldan giderken bir karpuz aldın böyle, kestin böyle, tamam mı? Ama sonuçta ılık, karpuz ılık, sıcak 35 derece havanın sıcaklığı ama karpuz ılık. Yani ne yapmak gerekir? Güneşin altına koymak gerekir. Yani çivi çiviyi söker misali, tamam mı? Güneşin altına koymak gerekir. Neden? Çünkü güneşten gelen enerji buradaki molekülleri buharlaştırırken aynı zamanda bu buharlar karpuzdan da ısı alıyorlar. Dolayısıyla karpuz olması gerekenden daha serin oluyor. Dolayısıyla güneşin altına koyduğumuz zaman bir miktar daha böyle soğur karpuz. Çok enteresan değil mi? Bayağı. Şöyle bir ta 80'li yıllarda üniversite sınavında soru geldi. Şöyle bir metal bir kap var. Metal kabın içerisinde su var. Bu tahta mesela, şurası da tahta. Ona şuralara böyle su dök, pardon, eter dök. Eter çabuk buharlaşan bir maddedir. Eter döktük. Eter dökünce şu suyun donduğu gözleniyor diyor. Neden? Çünkü eter buharlaşırken eter ısı alır. Doğru mu? Ha, buharlaşırken ısı alır eter. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ha. Tabii ki sudan da ısı alır. Su ısı kaybedince bir ara bir donar. Tamam mı arkadaşlar? Mesela hani şeyi görürüz.
Buyur yavrum. Peki bu çok güzel hocam dedim. Tabii ki su ısı verirse dışarıya su donabilir. Su ısı alırsa da kaynar. Oldu. Yazın mesela şeyi görürüz, sıcak havalarda böyle esnaf böyle dükkanın önünü sular. Tabii ki toz kalkmamasının etkisi vardır ama diğer bir etkisi de hani ortamı böyle suladığında hani ortamdan hani su buharlaşırken topraktan falan da ısı alır, havadan da ısı alır, ortamın sıcaklığı biraz daha düşer. Peki. Tutuşma sıcaklığı diye bir kavram daha var. O da son kavramımız. O da şudur. Tutuşma sıcaklığı şudur. Her maddenin tutuşması için bir sıcaklık gerekir. Örneğin kağıdın tutuşması tam ezbere bilmiyorum da atıyorum 180 derece olsun. Kağıt 180 dereceye ulaşana kadar tutuşmaz. Hatta şöyle bir deney yapmışlar. Buna ben de inanmıyordum, denedim. Demir, hatta şey böyle şu kapının kolu çıkıyor, tamam mı? Kapının kolunu çıkarttım, metal ya kapının kolu. Etrafına kağıt sardım. Hani işte diyelim bu kapının kolu olsun. Etrafına şu şekilde böyle kağıt sardım. Hani pek boşluk bırakmadım ama her tarafa dokunuyor, metale dokunuyor yani kağıt. Ondan sonra hani sigara içiyorum, tamam. Ondan sonra şuradan çakmakla böyle yaktım. Bildiğin kapının kolunu çıkarttım böyle, tamam mı? Böyle çakmakla yaktım. Kağıt yanmadı. Kağıt gerçekten yanmadı. Hani bu kitaplarda falan geçiyor. İnanmadım, denedim, gerçekten de yanmadı. Olay şu, metal, kapının kolu, ısıyı her tarafa iletiyor. Bir türlü burası tutuşma sıcaklığına ulaşmıyor. O sebepten dolayı kağıt yanmıyor. Bir başka örnek. Mesela hani yanan ateşin içerisine, böyle yanan ateşin içerisine su dolu böyle bir şişeyi dökelim. Şu su dolu böyle. Plastik şişe. Hani bakkala gittin böyle tam 0.5 litrelik böyle su şişesini aldın. Yanan ateşin içerisine at. Plastik içinde su varken erimez. Neden? Çünkü bunun erimesi için belli bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor ya. Evet. Ama su ısıyı her tarafa doğru ilettiği için bu bir türlü tutuşma sıcaklığına ulaşmıyor. O yüzden plastik erimiyor. Hatta şöyle bir deney düzeneğinden de bahsediliyor. Diyelim ki şu mum. Bunu güzel çizdim ama. Evet. Onlar bu mum bildiğin yanıyor. Yanarken şuraya şöyle spiral bir tel koy. Mum söner. Bak dokunmuyor. Neden sönüyor peki? Şundan dolayı. Buradan metal ısıyı ortamdan çekiyor. Ortamın sıcaklığı düşüyor. Şu mumun sıcaklığı düşünce de tutuşma sıcaklığının altına inince de mum sönüyor. Bu ısı ve sıcaklık konusundaki ısının iletilme yöntemi, yalıtkanlık, buharlaşma, tutuşma sıcaklığı kısmı da bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim gençler.